Altaş TV ekranlarından iyi akşamlar. Gündem özel programıyla karşınızdayız. Efendim bu akşam konuğumuz AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökhan Bey. Çok teşekkür ediyorum. Ekranları başında bizleri izleyen ordulu hemşerilerimize de saygılar sunuyorum. İyi seyirler diliyorum. Çok teşekkürler. Efendim bugün geçtiğimiz günlerde Sayın Gündoğdu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bir görüşme yaptı. Detaylarını konuşacağız. Sayın Gündoğdu'nun yine daha önce sıklıkla eleştirildiği bir il sağlık müdürü vardı. Görevden alındı. Yeni il sağlık müdürü göreve başladı. Bugün de Sayın Gündoğdu ziyaret etti kendisini. Bu konuyu değerlendireceğiz. Fındık'ı konuşacağız. Kılıçdaroğlu'nun ordu ziyareti, Türkiye gündemi. Yine dolu dolu bir program geçireceğiz. Efendim ilk olarak Kızılcahamam'dan başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir toplantı gerçekleştirdiniz. Oradan da fındıkta üreticinin memnun edecek bir fiyat vereceğini bildirdiniz. Şunu sorayım, ne konuşuldu toplantıda? Ordu ile alakalı neler masaya yatırıldı? Evet, çok teşekkür ediyorum Gökhan Bey. Tabii biliyorsunuz 3-4-5 Haziran'da Kızılcahamam'da AK Parti milletvekilleri, kurucular, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz, Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz, Kadın Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Genel Başkan Yardımcılarımızla birlikte kampa girdik, 3 günlük. Cuma günü girdik, pazar günü kamptan ayrıldık. Açılışı Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. Kapanışı da yine Sayın Cumhurbaşkanımız yaptı. O esnada da bakanlarımız sunumlarda bulundu. Aşağı yukarı bütün bakanlarımız sunumda bulundu. Tarım Bakanımız, Hazine Bakanımız, Ticaret Bakanımız, efendime söyleyeyim Savunma Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, İçişleri Bakanımız, birçok bakanımız sunumda bulundu. İşte Meclis Grup Başkanımız, onlar da katıldılar. Bir değerlendirme toplantısı oldu. Çok da verimli oldu. Sonunda da Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye büyük bir müjdeyle açıklamada bulundu. Biri 3600 ek gösterge ile ilgiliydi. Bir diğeri de biliyorsunuz tarımla ilgili buğdayla ilgiliydi. Buğday ve arpa fiyatlarını açıkladı. Hiç kimsenin tahmin etmediği çok güzel bir fiyat açıkladı. Muhalefet de onun için diyor ki ya şimdi diyor buğdayı diyor 6 lira açıkladı diyor. Serbest 1000 lirada destek var 7 lira diyor. Serbest piyasa 8 liradan alıyor. Ne olacak şimdi diyor. Ya mübarek dün diyordun ki ya buğday fiyatları düşük. Buğdaya destek vermiyor, çiftçiye destek vermiyor diyordun. Çiftçiye destek verdik. Şimdi de diyor ki buğday 8 lira oldu ne olacak şimdi diyor. Ya bir karar verin. Ya bu muhalefeti anlamak o kadar zor ki. Yani biz eğer 4 lira verseydik düşük verdiler diye sokağa çıkacaklardı. Şimdi iyi bir fiyat verdik onlar bile tahmin etmiyordu buğdaya. Onun için şimdi onu eleştiriyorlar. Şimdi ekranı başından izleyen muhalifler de diyecek ya kardeşim buğdayı ne konuşuyorsun Gökhan Bey? Diyecekler ki fındıkla ilgili ne söyledi? Hepsini anlatacağız, konuşacağız burada bu akşam. Tabii bizim bölgemizin ürünü, Karadeniz bölgesinin ürünü. Bir milletvekili arkadaş, ordu milletvekili biri diyor ki fındık diyor sadece Karadeniz bölgesinde mi yetişiyor? Evet Karadeniz bölgesine yetişiyor. Bilmiyorsanız anlatayım. Karadeniz bölgesi sınırları içerisinde yetişiyor fındık. Bir de Bitlis'te belli bir bölümde yetişiyor. Onun haricinde fındık yetişmiyor. Akdeniz'de, Ege'de fındık yetişmiyor. Bilmesinde fayda var arkadaşın. Tabii Gökhan Bey, kamp gerçekten verimli geçti. 3600 ek gösterge sadece 4 kesime verilecekti. Tüm kesimlere verildi. Tabii burada arkadaşlar efendim işte bize az verildi. Herkes 3600'e çıkacaktı falan diyorlar. 3000 olan 3600 oldu. 1800 olan 2400 oldu. Bu şekilde yaptılar. 2200 olan 2800 oldu. Ve herkes bu işten yararlanmış oldu. Yani ülkeyi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz elindeki imkanları en iyi şekilde kullanarak bu ekonomik sıkıntı içerisinde söz verdiği sözü yerine getirmeye gayret gösteriyor. Türkiye'nin önünde büyük bir engel var. Bu engel 40 yıldır PKK terör engeli. Dün bir şehit verdik. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Şehidimizin dün defnettik. Şimdi PKK terör örgütü bitmiş olsaydı 2 trilyon dolar paramız oraya gitmeyecekti. Bugün bunların birçoğunu konuşmayacaktı bir ülke. Ama hala onlar HDP'nin kuyruğuna takılmış HDP ile beraber hareket ediyorlar. Onun için biraz ölçülü hareket etmek gerekir. Biraz dürüst davranmak gerekir. Biz devletin bütçesini en iyi şekilde kullanıp gerekli şekilde vatandaşımıza vermeye çalışıyoruz. Her söylediklerinde altyapı aldı. Evet altyapısı Türkiye'nin %70 bitti. Bundan sonra artık üst yapı dediğimiz insana destek vermeye devam edeceğiz. Bir yıl sonra daha iyi olacak. Hiç kimse endişe etmesin. Ekonomik sıkıntıya rağmen çok çok daha iyi olacak. Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Kampta
Biliyorsunuz daha önce kampın bir bölümünde de sağ olsun daha önce bir randevu talebim olmuştu Sayın Cumhurbaşkanımızdan. O randevuyu gerçekleştirdik. Ben kendilerine teşekkür ediyorum bizi kabul ettikleri için Sayın Cumhurbaşkanımız. Yarım saatin üzerinde bir görüşmemiz oldu kendisiyle ilgili. Orduyu özetledik. Oradaki işte genel gidişatla ilgili konuştuk. Ve bize talimatı şu oldu. Orduda sağda olun. Sağda hareket edin. Devam edin çalışmanıza. Ve Allah'ın izniyle 2023 ile ilgili en iyi şekilde orduyu bize getirin dediler. Biz de o doğrultuda şu anda gayret gösteriyoruz. Bir de ordunun birkaç problemi vardı. Korgan İslam Dağı yolu. Bir de bizim biliyorsunuz Çambaşı yolumuz var. Ünye, Akkuş, Niksar yollarımız var. Bunlarla ilgili talepte bulundum. O da bu talebi Ulaştırma Bakanımıza iletti sağ olsun. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Kendi zaten bilgisi dahilinde olan şeyler bunlar. Daha önce geldiğinde söz vermişlerdi. Bunları da konuştuk. Gölköy yolumuz devam ediyor biliyorsunuz. Onun için bir şey söylemedik. Onun haricinde de çevre yolumuz da devam ediyor. Tabii muhalefet eleştirecek bir şey bulamayınca boş boş konuşuyor. Yani bol bol konuşuyorlar. Konuşmaktan başka bir şey yaptıkları da yok. Çözüm önerileri yok. Yani şu çözüm bizim önerimiz şu şekilde olsun. İşte ordunun şöyle bir problemi var. Bununla şunu yapalım. Orduya hiçbir şey yapılmadı. Ha gözüne dursun. Yani nasıl yapılmadı ya? İnsan biraz utanır. Orduya çok güzel hizmetler yapıldı. Bakın en büyük hizmet ekonomik krize rağmen şu anda 1 milyar 180 milyona şehir hastanesi yapılıyor. Biraz daha arttı o. 1 milyar 500 milyonu bulacak Gökhan Bey. Bu hizmet değil mi? 1000 yataklı hastane yapılıyor. Bu bizim dönemimizde yapılıyor. Bizden önceki AK Parti döneminde yapılan bir sürü hizmet var. Hiçbirini mi görmüyor? Bizim AK Parti'nin milletvekili bu dönem milletvekillerinin döneminde de Akkuş'a devlet hastanesi yaptık. Kumri'ye devlet hastanesi yaptık. Efendim Korgan'a yaptık. Aybastı'ya yaptık. Gölköy'ün ihalesini yaptık. Giren olmadı tekrar takip ediyoruz. Yaptıracağız. Ulubey'e yaptırdık. Gürgentepe'ye yaptırdık. Yani bunları görmeyen varsa gitsin hastanelere baksın. Görsün orayı. Ha bunun haricinde 180 milyon lira Gökhan Bey orduya geldiğinde bizim Gençlik ve Spor Bakanımız 180 milyon lira orduya yatırım sözü verdi. Ve yatırımların hepsinin tamamının ihalesi yapıldı. Biri çıkmış televizyona bize diyor ki efendim diyor ya diyor halı saha yapmışlar Korgan'a. Korgan'a halı saha yapmadık. Biz bütün ilçelere gençlik merkezi yapıyoruz. Gençlik merkezinin ne olduğunu biliyor mu? Bilmiyor. Çünkü öyle bir şey yok adamın. Ufkunda yok öyle bir şey. Halı saha tabii de yapıyoruz. Onları da yapıyoruz spor yatırımımızda eksiğimiz varsa. Ama her ilçeye gençlik merkezi yapıyoruz. Bizim şu anda Gökhan Bey Ünye Fatsa'ya havuz yapıyoruz. Yüzme havuzu. Ordu'ya ikinci yüzme havuzu yapıyoruz. Yani bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı alanında 180 milyonluk yatırım aldık. Bu dönem aldık bunu. Onun haricinde biliyorsunuz 1 milyara yakın bir parayla bizim Ordu'da millet bahçesi yapılacak. Yani valiliği içine alan ve oradan gelip stadı içine alan büyük bir orada millet bahçesi yapılacak. Oranın bir tarafına bir cami istiyor arkadaşlar. Talebi var. O yapılacak. Yani orduya hizmet yapmaya devam ediyoruz. Her alanda yapıyoruz. Evet, diyorlar ki işte efendim bizim bu OSB'ler ne oldu? Organize sanayilerle ilgili de çalışıyoruz. Ünye Organize Sanayi'nin zaten yerleri tamamen satıldı. Şu anda inşaatı başladı. Fatsa Organize Sanayi'nin ikinci bölümünü yapıyoruz. Organize Sanayi ile ilgili de onunla da takip ediyoruz önümüzdeki günlerde. İnşallah Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, milletvekillerimiz, il başkanımızla beraber hem Mustafa Varank Bakanımızı ziyaret edeceğiz. Hem de aynı zamanda Ulaştırma Bakanımızı ve Murat Kurum Bakanımızı ziyaret edip bu çalışmalar bunun biraz daha hızlandırılmasıyla ilgili bir araya geleceğiz. Yani biz çalışmalarımıza devam ediyor. Onlar merak etmesin. Onlar boş boş konuşmaya devam etsinler. Onları serbest istediklerini konuşabilirler. Dün fındığı 52 lira olacak diye kampanya yapanlar bugün bakıyorum ekranlara çıkmışlar. Fiyat revize ediyorlar. Çünkü bizim baktılar ki Cumhurbaşkanımız 50'nin üzerinde fiyat verecek. Biz revize edelim diye düşünüyorlar. Şimdi beni de iftira atarak, yalan konuşarak Metin Gündoğdu fındığın fiyatını 41 lira dedi diye televizyonda söylüyor bunu. Ve ben 41 lira fındık fiyatı vermedim. Uydurma arkadaş. Benim verdiğim fiyat TMO 41 liraya fındık sattı. Bunun altında bir fiyat asla olmaz. Bunun daha üzerinde olur dedim. Şimdi de 44'e sattı. Onun da üzerinde olacak Allah'ın izniyle. Hiç kimse merak etmesin. Sayın Cumhurbaşkanımız orada arkadaşlarımızdan bizim Giresun milletvekilimiz Kadir Aydın konuşurken dedi ki konuşmasında efendim dedi birkaç soru sormuştu. Ya Kadir onlar dedi hallederiz.
Fındığı ne zaman fiyatını açıklayalım dedi. Biz de dedik ki Temmuz'un sonu, Ağustos'un başında açıklayın efendim dedik. Temmuz'un sonu, Ağustos'un başında fındık fiyatı açıklanacak. Toprak Mahsulleri fındık almaya devam edecek Allah'ın izniyle. İyi de bir fiyat olacak. Bizim beklentimiz bu. Hiç kimse merak etmesin. Allah'ın izniyle AK Parti hükümetleri döneminde üreticinin her dönem yanında durmuştur. Kim ne derse desin. Fındık 22 lira olduğunda hiç kimse beklemiyordu. Geçen yıl fındık 26,5 liraydı. Yine 28-29'a fındık satıldı. Ya bu dönemde daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Merak etmesinler. Bu şekilde devam edeceğiz. Bunlar konuşuldu. Bunun haricinde dediğim gibi özel görüşmemiz oldu yarım saate yakın. Orduyu özetledik. Ordudaki problemler dile getirdik. Sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız da hepsine duyarlı. İnşallah önümüzdeki günlerde orduya da gelecek ve ordularla buluşacak. Biz 2023 için elimizden gelen gayreti göstermeye devam ediyoruz. Hep beraber arkadaşlarımızla, Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, il başkanımız, milletvekili arkadaşlarımızla orada hizmet etmeye devam ediyoruz. Şunu soracağım. Sizin daha önce çok eleştirdiğiniz bir İl Sağlık Müdürü vardı Sayın Kasapoğlu. Sosyal medyadan da eleştirdiğinizi bizzat Bakan Fahrettin Koca'ya bildirdiniz ve görevden alındı. Yeni Sağlık Müdürü göreve başladı. Bugün de ziyaret ettiniz. Bu değişimi nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Gökhan Bey şöyle. Tabii ki idari görevler iktidara gelen hükümetin inisiyatifinde olan görevlerdir. İktidara gelen hükümet ben der şu şu kadroyla çalışacağım, millete hizmet edeceğim der. Bunu nasıl sağlar? İktidara teşkilatlarıyla bir siyasi parti gelir ve o siyasi parti iktidara da geldiğinde der ki ben şu şu bürokratlarla çalışıp millete hizmet edeceğim. O bürokratlar millete hizmet etmeyi bırakıp başka bir şeye hizmet etmeye başlarsa siyaseti dinlemeyip milli iradeyi, biz milli iradeyi temsil ediyoruz. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi milletvekiliyim. Ben millet adına seçilmişim. Bu orduların adına seçilmişim. Meclise gitmişim. Ordular da beni iktidara taşımış. Ben şimdi iktidar milletvekili olarak sen beni dinlemeyip de sağlık müdürü olarak başkalarını da dinleyip yanlış işler yaparsan, bu millete hizmet etmede hizmeti aksatırsan, millet her gün beni ararsa, bizi ararsa, il teşkilatımız her gün gidenler olursa, milletvekillerini işte şöyle bir sıkıntı var diye bizi bütün kurumlardan arayıp da kurumu birbirine katarsa, kurum içerisindeki çalışma barışını bozarsa, bu sefer burada sıkıntı var demektir. Bu sıkıntının çözüme kavuşması lazım. Neticede uzun bir süre biz bunların düzeltilmesiyle ilgili buralardan da söyledik, konuştuk ama düzeltilmedi. Düzeltilmeyince bu sefer başka bir çözüm olması lazım. Siyasi irade, milli iradenin temsilcisi siyasettir. Siyasi iradenin üzerinde başka bir irade yoktur. Birileri gazetelerden haber yaptırdı. Dedi ki efendim sağlığın fendi siyaseti yendi. Bu nasıl bir haberdir ya? Böyle bir ahlaksızlık olur mu? Sağlığın fendi siyaseti yendi diye bir haber yaptırılır mı? Bunu yaptıranlar ortada. Bunun üzerine siyaset boş duracak hali yok. Siyaset de gereğini yapar. Çünkü millet diyor ki bana sokağa çıkıyorum. Bu nasıl haber ya diyor. Sen vekil değil misin? Vekilim. Niye bu adam o zaman böyle bir haber yaptırıyor diye. Niye siz diyor buna müdahale etmiyorsunuz? Biz de bunu götürdük, taşıdık en üst merciye. En üst merci dedi ki gereğini yapın arkadaş, böyle olmaz. Siyasi irade ortada. Onun için siyasi iradenin üzerinde kimse yok Gökhan Bey. En güçlü irade millet tarafından seçilmiş siyasi iradedir. Siyasi iradenin üzerinde olduğunu iddia edenler o zaman kusura bakmasınlar. Gitsinler başka bir yerde hizmet etsinler. AK Parti'de böyle bir şeye müsaade edilmez. Sayın Cumhurbaşkanımız asla da buna müsaade etmez. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız tırnaklarıyla kazıya kazıya iktidara geldi. Biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sürecinde 1994'ten itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılmayan bırakılmadı. Ama buna rağmen mücadelesini devam ettirdi. Neticede iktidara geldi. Cumhurbaşkanı yaptırmamak, başbakan yaptırmamak için uğraştılar. Ondan sonra geldi Cumhurbaşkanı oldu. Cumhurbaşkanını yaptırmamak için uğraştılar. Bu mücadeleleri hepsini verdik. Siyaset kurumu verdi bunu. Bunu herkes bilecek. Ve siyaset kurumunun üzerine hiçbir başka kurum olamaz. Onun için yasama, yürütme, yargı. Yasama biziz. Yürütme, hükümet, yargıda yargıçların olduğu yerdir. Buna göre hareket edecek herkes. Kendi kafasına göre ben burada kimse beni alamaz sağda solda böyle diyor arkadaşlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir mantık olabilir mi? Benim derdim kimseyle değil. Hiç kimseyle benim bir şahsi bir problemim yok. Ama her gün vatandaştan bize problem geliyorsa Gökhan Bey,
Her gün hastanenin kapısından beni arayan varsa, her gün il teşkilatıma 20-30 kişi gidip yani sıkıntısını, derdini, problemini anlatıyorsa, her gün oraya gidip ağlayan varsa, o zaman demek ki burada bir problem var. Ben her defasında buradan da söyledim. Benim şu anda biliyorsunuz iş kurum müdürüm var, böyle bir şey yok. Sosyal güvenlik kurumu müdürüm var, böyle bir şey yok. Yani diğer kurumlardan böyle bir sıkıntı gelmiyor. Ama tabii ki de en çok sağlığa insanların işi düşüyor. Milli eğitimde bak, önceden sıkıntı vardı, şu anda çok güzel bir şekilde götürüyor arkadaşımız. Yani ben hepsinden şu anda inşallah bu yeni gelen müdürümüzle bugün gittik, ziyaret ettik, hayırlı olsun dedik. Ben Mustafa Kasaboğlu geldiğinde de gittim, hayırlı olsun dedim. Bu ekranlardan destekledim. Ama sonra siyasetle hareket etmeyip siyaset harici hareket ederse, bu millet de hesabı bana soruyorsa ben de gereğini yapmak zorundayız biz. Yani buna ne kadar direnecekler? Belli bir yere kadar direnilir. Ondan sonrası olmaz. Onun için de arkadaş evet burada bir görev yaptı. Allah selamet versin. Giderken şunu söyletmek lazım. Bütün müdürler için bu geçerli. Benim için de geçerli bu. Ya Allah razı olsun, adam hizmet etti dedirttirmemiz lazım. Müdür çok iyi yönetti orduda. Başarılı bir müdür dedirttirmesi lazım. Şimdi öyleleri var ki mesela benim bir müdürümü başka bir il almak istediler. Dedim ki alamazsınız. Ben o müdürden çok memnunum. Bu müdür burada kalsın. Şimdi burada birçok çalışan, hizmet eden müdürlerimiz oldu. Giderken arkasından üzülenler oldu. Şu an bize gelen sağlık müdürümüzle ilgili Tokat'tan aldığım intiba, herkes çok başarılıydı. Biz müdür yapacaktık. Siz aldınız. Hayırlı olsun ama biz aslında, bize sorsalardı biz asla göndermezdik. Biz memnunduk diye arkadaşlar. Şimdi burada göreceğiz yürüyüşünü. Sohbet ettik bugün. Biz burada arkadaşlarımıza huzurlu bir şekilde millete hizmet edecek. Milletten bize problem gelmeyecek. Ben sağdan bana, ben başka bir şey istemiyorum. Hastane kapısından bizi kimse aramayacak. Hastanelerde problem yaşamayacağız. Sağlık sektörü saat gibi işleyecek. Evet, altyapıda ve o altın orada problemimiz var. Onu da çözüyoruz. İnşallah diş hastanesini bugün konuştuk. Onu da halledeceğiz. Yani hızlı bir şekilde millete hizmeti sürdürmeye devam edeceğiz. Arkadaşa da Allah selamet versin. Burada kısa bir reklam arası verelim. Çok konumuz var. Kılıçdaroğlu var, fındık var, Türkiye gündemi var. Öncesinde kısa bir reklam arası. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Konuğumuz AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu. Sorularımıza geçmeden bir uyarı var efendim. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki 2 saat boyunca İkizce ilçesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısı var. Metrekareye saatte 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. AFAD tarafından yapıldı bu uyarı. İkizce'de yaşayan ve şu an bizi izleyen vatandaşlarımızın varsa tedbirli olmaları gerekiyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca İkizce ilçesinde kuvvetli yağış beklenmekte. AFAD kısa bir süre önce bu uyarıyı yayınladı. Efendim, eklemek istekleriniz yoksa diğer soruya geçeyim ben. Şimdi Gökhan Bey, şunu düzeltelim. Yanlış anlaşılmaya vesile olmasın. Birileri de bunu kullanmasın. Yanlış anlaşılabilir. Siyaset iradesi derken siyasetin iradesi değil, milletin iradesi. Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade olamaz. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin iradesini temsil ettiğimiz için bunu söylüyorum. Ben millet iradesini kastediyorum. Millet kendisini yönetme yetkisini siyaset vasıtasıyla AK Parti'ye vermiş. Millet iradesini AK Parti üzerinde tecelli ettirmiş ve AK Parti bunu yönettiği için şu anda yarın bir başka siyasi partiye verir. O siyasi parti yönetirken yine millet iradesi olur ve o da yine çalıştığı arkadaşlarla, kimi atayacaksa onlarla çalışırken, o da onlarla uyumlu çalışmak zorunda. Bunu belirtmek isteyim. Evet, şimdi geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Ordu'ya geldi. Ordu'ya geldi, ilk dakikalarda sizin de bir tweet bombardımanınız oldu. Kendisi çünkü Şanlıurfa'da bir kafa imza atmıştı, Fındık Diyarı Urfa demişti. Siz de buna nazire yaptınız. Ardından Seyit Bey'den bir cevap geldi. O günkü süreci bize biraz anlatır mısınız? Tabii, çok teşekkür ediyorum. Ben Sayın Kılıçdaroğlu Ordu'ya geldiğinde takip ettim canlı yayınlardan. Bir fındık bahçesine götürmüşler. Onun üzerine ben de bir espri yapıp tweet attım. Aslında espriydi o yani, şey olarak. Hakaret yok. Ben birileri gibi hakaret edip 180 derece dönüp daha sonra şeyde bulunan biri değilim. Hakaret falan yok. Sadece tweette biraz espri olsun diye Urfa'ya gidip de Urfa'da fındığın yetiştirildiği yer diye açıklama yapınca, konuşma yapınca biz de tabii Ordulularız. Ben Karadeniz'de yaşıyorum. Karadeniz'de fındık yetiştirildiğini biri bilmeyip de Urfa'da fındık yetiştiriliyor diye açıklama yapıyorsa dünyadan, Türkiye'den bir haber demektir bu.
bir genel başkanın böyle bir gaf yapmaması lazım. Bunun üzerine ben de orduya geldiğinde bir tweet attım. İroni olsun diye. Tabii Seyit Bey çok alındı. Bana ağır bir hakaret de tweet attı bize. Bu sefer ben de ona cevaben bir tweet attım. Orada da doğruyu söyledim ben. Bir insan YPG ile PKK ile HDP ile aynı çizgide olamaz. Aynı çizgideysen ona göre hareket et. Yani aynı çizgides şu anda. Onlarla işbirliği içerisinde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ağaç dikiyor. Efendim Sezgin Tanrıkulu onlarla iç içe. Bütün onların kendi adamları mecliste yan yana duruyorlar, beraberler. Her konuda birliktelik yapıyorlar. Çünkü karşılarında milli iradeyi temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız var. Onu indirebilmek için herkesle ortak hareket edip bir an önce AK Parti'yi alaşağı etmek istiyorlar. Cumhurbaşkanımızı alaşağı etmek istiyorlar. Çünkü HDP'liler de buna yaklaştı. HDP'lilerin de derdi terörü Türkiye içerisinden AK Parti tekne kazır gibi kazıdı. Cumhurbaşkanımız buna Türkiye içerisindeki terör örgütlerinin tamamını sildi. Sınır ötesindeki terörün uzantılarını da Allah'ın izniyle orayı da temizliyoruz. Sayın İçişleri Bakanımızın 2 gün önce bir açıklaması oldu biliyorsunuz. Kandil'e Türk bayrağını dalgalandıracağız dedi. İnşallah o günleri de göreceğiz. Biraz önce de söyledim. Bu milleti kene gibi yapışıp kanın emmeye çalışan PKK terör örgütünden kurtulacağız Allah'ın izniyle. Ve 2 trilyon dolar para artık o bölgeye harcanmayacak. PKK'ya harcanmayacak, Türkiye'nin kasasında kalacak, milletin refah seviyesi daha da artacak. Bizim çabamız bu. Onun için de şimdi Kılıçdaroğlu oraya gelmiş. Benim attığım tweette bir şey yok. Ben işte götürdüğünüz yeri keşke fındık bahçesi olduğunu anlatsaydınız. Sonra Urfa zannedip akşam sıra gecesi beklemesin diye bir tweet attık. Bunun üzerine alındı. Ağır hakaretvari bir tweet atınca biz de cevap verdik. Aslında o da esprili bir tweet atıp geçebilirdi. Yanlış yaptı. Ben de ona cevap verdim. Sonra Mustafa Bey bana cevap vermeye çalıştı. Ben ona da cevap verdim. Tabii vereceğiz. Biz siyaset yapıyoruz. Ben siyaset yapıyorum. Bir şey bulursam eleştireceğim. Yanlış yapıyorum. O da bizi eleştiriyor zaten. Yani siyasetin şeyi de bu. Kılıçdaroğlu'nun orduya gelişiyle ilgili bugün ziyaretlerimiz esnasında arkadaşlar giden, katılan arkadaşlar var. Arkadaşlar diyor ki kendi içlerindeki kavgalarını orada gündeme getirdiler, onu konuşuyorlar diyor. Niye perşembede şunu belediye başkanı yapmadın? Yapsaydın kazanırdık, sorular bunlar diyor. Efendim öbürü de dermiş ki şunu vekil yapsaydın daha iyi olurdu. Niye bunu vekil yaptın? İç kavgalarını orada konuşuyorlar. Yani şimdi kendi kavgalarının konuştukları bir toplantı olmuş öğrendiğim kadarıyla. Devamında soruyorum katılanlara, iş dünyasıyla ilgili bir şey söyledi mi? Yok. Kriz diye yırtınıyorlar. Çözüme dönük bir önerileri var mı? Yok. Bugünkü yaşadığımız sıkıntıdan her zaman bahsediyorlar. Mazot çok yükseldi diyor. Mazotun petrolün varilini düşürebilecek bir formülü var mı? Yani petrolün varil fiyatını düşürebilecek bir formülü var mı? Mazot ucuzlasın. Yok. Ne konuştun? Ordulara soruyorum ben sizin aracınızda. Kılıçdaroğlu'nun orduya gelmesinden sonra aklınızda ne kaldı? Kılıçdaroğlu'nun hangi önerisi, hangi çözüm önerisi sizin aklınızda kaldı? Ya çok iyi söyledi. Bak bunu yaparsa Türkiye uçar. Bunu yaparsa Türkiye düzelir dediği var mı? Ama biz iktidardayız. Elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyoruz yine de. Yani çözüm önerisi getirmeye çalışıyoruz. Dünyanın yaşadığı bir ekonomik sıkıntı var. Bakın Gökhan Bey, son 15 günde 3 tane ülkeye gittim. 1. Bakü'ye gittim. Bakü'de biliyorsunuz petrol çıkıyor. 2. Tiflis'e gittim, Gürcistan'a. 3. Kosova'ya, Priştine'ye gittim. Bakü'ye gittiğimde dedim ki ya mazot fiyatları ne kadar burada? Bizde 22 liraydı, onlarda 18 liraydı arkadaşlar. Gürcistan'a sordum. Bizde 22 lirayken onlarda 20 liraydı. Eskiden bizden buradan giderlerdi, mazot alır gelirlerdi. Öyle bir şey yok artık daha. Çünkü petrolün varil fiyatı arttı. Sıkıntı bu. Bu neden? Ukrayna-Rusya savaşı. Efendim her şeyi Ukrayna-Rusya savaşına bağlıyorlar. Kardeşim sen görmüyor musun ya? Kör müsün? Dünyanın ne yaşadığını nasıl görmüyorsun da yalan konuşuyorsun ekranlara çıkıp da? İşleri güçleri yalan ya. Yalan üzerinden siyaset yapıyorlar. Doğruları söyleyin arkadaşlar. Şimdi ben Ukrayna'da ne var? Ayçiçeği var. Dünyanın %25 ayçiçeğini Ukrayna sağlıyor. Bilmem kaçını Rusya sağlıyor. Buğday aynı şekilde. Şimdi orada savaş olduğu esnada hangi fiyat artar? Ayçiçek fiyatıyla buğday fiyatı artar ister istemez. Bir de dünyada en büyük petrol üreticisi ülke hangisi?
Rusya. Rusya'ya ambargo koydun. Ambargo koyunca petrol fiyatları artar. Mesele bu. Bunları biz Rusya-Ukrayna savaşı biterse bunların birçoğu yerine oturacak. O zaman rahatlayacağız. Onun haricinde çözüm önerisi. Efendim şunu kaldırın. Şeydeki gıdadaki %8'lik KDV'yi %1'e indirdik. Fayda oldu mu? Olmadı. Çünkü aç gözlü bir kesim var. Onlar hemen bunun fiyatı artırmaya çalışıyor. Onun için biz elimizden geldiği kadar bahsettiğiniz konularla ilgili çözüm üretiyoruz. Ama ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi bir türkü tutturmuş. Ne olursa olsun Türkiye yansın, yıkılsın. Biz HDP ile PKK yeniden canlansın, PKK yeniden hareketlensin, PKK yeniden güçlensin. Efendim sınır ötesine niye hareket yapıyorsunuz diye itiraz ediyorlar. Bugün baktım ben Sayın Engin Yurt bile geçen akşam bir televizyon kanalında efendim sınır ötesine niye gidiliyor şimdi diye söylüyor. Bunlar doğru şeyler değil. Ben diyor hiç geri yapmadım diyor. Geri vidasım olmaz benim diyor. Ya 6 ay önce sen Sayın Engin Yurt kimi destekliyordun? 6 ay önce ne söylüyordun? Ben komünistlerle bir araya gelmem diyordun. Benim öyle bir keskin lafım yok. Kılıçdaroğlu'na tweet attım. Hakaret var mı? Yok. Benim tweetlerimde böyle bir şey de yok. Benim söylememde böyle bir şey de olmaz. Ama sen bunların hepsini söyledin. Şimdi geri bir de saptı. Nasıl geri yok? Onun için Sayın Engin Yurt'ta diğer milletvekilleri de, ordu milletvekilleri de evet milletin derdine dönük çözüm üretmemiz için bir şeyler söylesinler. Çözümlerini ortaya koysunlar. Bizde doğru çözümleri varsa onun üzerine onu alırız. Bak bu çözüm doğru deriz. Fındıkla ilgili diyor bizi çağırsınlar. Biz fındıkla ilgili toplantı yaptık. Fındık bölgesi milletvekilleri arkadaşlarımızla bir araya geldik. Cumhur İttifakı olarak. Siz de kardeşim muhalefet olarak bir araya gelin. Kendi aranızda konuşun. Önerinizi koyun ortaya. Biz önerimizi, biz çalışmamızı başlattık. Cumhurbaşkanımız da işi zaten söyledi bize. Bunun üzerine inşallah üreticimizi memnun edecek. Fındığın parasını da bir hafta sonra cebine koyacak. Çözüm önerisiyle biz geliyoruz. Bu ülkede Gökhan Bey fındığı alıp da bir yıl parasını ödenmeyen dönemler oldu. Bir yıl parasını vatandaş alamadı. Fındığını veriyordu Fisko Birliği'ye. Bir yıl bekliyordu. Bir yılda o para 10 liraysa 1 liraya düşüyordu. Şu anda fındığını satan TMO'ya bir hafta sonra gidiyor bankadan parasını alıyor. Bu böyle bir güzel. Fiyatı da Allah'ın izniyle daha iyi bir fiyat yapacağız. Düzeltip devam edeceğiz. Ama diğerleri muhalefet, Kılıçdaroğlu. Onlar geldi gitti. Hiçbir anlamı yok. Yani çünkü millet evet eksiği var. Evet sıkıntı var. Evet problem var. Ama bu işin yine yaparsa tek başına bir iktidar yapar. Siz bir alışveriş merkezine alışveriş yapmaya gitseniz, bir efendime söyleyeyim iş yerine gitseniz, deseniz ki bana fındık toplayacağım. Peştemal var ya bizim. Peştemal lazım deseniz. Yamalı peştemal alır mısınız? Kimse almaz. Der ki sağından sondan patlak verir bu der. Yani ben fındığı koyduğum zaman bu bir taraftan yırtılır der. Bana düzgününü ver der. Bütününü ver der değil mi? Ama onlar şimdi altılı masaya oturmuşlar. Biz Türkiye'yi yöneteceğiz. Biri A diyor, biri B diyor. Biri ekonomiyle ilgili başka bir şey söylüyor. Biri çok farklı bir şey söylüyor. Nasıl anlaşacaksınız? Nasıl birlik sağlayacaksınız? Sadece bir birliktelikleri var. Parlamenter sisteme döneceğiz. Onun ötesinde ortak adayınız ne olduğu belli değil. Ortak aday kavgası yapıyorlar. Biraz masanın altından biriler ayaklarına vuruyor. Ha diyor bak Meral Akşener olursa ben oy vermem. Adayımı çıkartırım. Mansur Yavaş olursa ben oy vermem. Adayımı çıkartırım. Nasıl birlik olacaklar? Mümkün değil. Bunların birlikteliği bir yere varmaz. Bu ülkeyi bir yere götürmez. Allah'ın izniyle biz eksiklerimizi tamamlayacağız. Milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Tam da o konuya gelecektim aslında. Siz daha önce ben çok hatırlıyorum ilçe ziyaretlerinde masaya vura vura HDP'nin de o masada olduğunu hatta masanın altında olduğunu ifade etmiştiniz ki bugün Türkiye kamuoyuna konuşulan bir iddia var. Ne? HDP'nin Akşener, Sayın Akşener ya da Sayın Yavaş'ın, Mansur Yavaş'ın aday olması halinde kendi adayını çıkaracağı yönünde bir iddia var. Ne söylemek istiyorsunuz? İddia değil Gökhan Bey, açıklama yaptılar. Dediler ki Meral Akşener aday olursa, Mansur Yavaş aday olursa biz oy vermeyiz, adayımızı çıkartırız dediler. Şimdi HDP ile aynı şeye girilmez, çuvala girilmez. Yılanla aynı çuvala girilir mi arkadaşlar? Ya bu adamın ne zaman ne yapacağını bilemezsin. Çünkü bunlar her an her şeyi yapabilir. Çünkü PKK'ya sırtını dayadığını iddia edenler, PKK ile aralarına mesafe koymayanlarla siyaset arenasında bir araya gelinip bir şey yapılamaz. Ben bunu söyleyince hemen diyorlar ki ekrandan bizi izleyenler, ya siz 2012'de bunlarla bir araya gelmediniz mi?
oturmadınız mı? Megri megri demediniz mi? Efendim şunu yapma. Evet, bunları yaptık. Biz bunlardan gocunmuyoruz arkadaşlar. Bunlar yapmak zorundaydık. Yaptık. Niye? Biz bu açılımla ilgili, bir araya gelmeyle ilgili hamleler yapmasaydık, biz geçtiğimiz dönem mecliste her gün bizi gittiler Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet ettiler. Hepsinden ret cevabı aldılar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Niye? Türkiye Cumhuriyeti Devleti oturdunuz, konuştunuz ama siz silahı bırakmadınız. PKK'ya terör örgütü demediniz. PKK'ya sırtınızı dayamaya devam ettiniz. Hendek kazmaya devam ettiniz. Hendekle bu millete mücadele etmeye devam ettiniz. Orada Diyarbakır Belediye Başkanı'nı odacı yargıladı. Seçilmeyen bir adam seçilmiş bir adamı yargıladı. Neden bahsediyor bunlar? Yani böyle bir partiyle bir araya gelinir mi? Onun için biz onlara dedik ki kardeşim biz üzerimize düşeni yaptık. Hadi bakayım dedik. Kürt kardeşlerimizle ilgili biz çözüm önerilerini koyduk ortaya. Onlarla ilgili bizim hiçbir problemimiz yok. Biz bin yıldır bir ve beraberiz, kardeşiz. Kürtlerle Anadolu'yu birlikte yurt edindik. Selçuklu ordusunda 10 bin Kürt vardı. Biz onlarla beraber Anadolu'yu yurt edindik. Ama ne yazık ki, ne yazık ki oradaki aşırı Marksist, Leninist bir yapı ve şu anda CHP ile aynı paralelde olan CHP içerisindeki Marksist, Leninist yapıyla bir oldular. Onlar Kürtlerin hakkını savunduğunu iddia ediyor. Ne Kürt'ün ne Türk'ün hakkını savunuyor. Onlar bu ülkeye yıllardır ihanet etti. İhanet etmeye devam ediyor. Ben onun için televizyon ekranlarına çıktığımda Gökhan Bey diyorum ki Karadenizlere sesleniyorum. Karadeniz'den CHP'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Diyorum ki ya siz görün ya. Görün bu oyunu görün. Bu adamların derdi bu ülke değil, bu millet değil. Bunların derdi Marksist-Leninist bir yapıyla bu ülkeyi yönetmeye kalkışmak. Buna müsaade etmeyin. Ve Marksist-Leninist bir yapı PKK ile beraber onlarla birlikte bu ülkeye hizaya getirmek istiyorlar. Bu ülkenin yeraltı kaynaklarını çıkarttırmak istemiyorlar. Bakın bugün devlet zenginlesin diyoruz değil mi? Ekonomi niye kötü gidiyor diyoruz. Biz diyoruz ki devlet zenginlesin. İşte efendim elektrik ucuzlasın. Yok efendim ucuzlamasın. Doğalgazdan elektrik üretmeye devam edin. Niye? Res yapalım. Eylem içerisinde CHP'liler var. HES yapalım. CHP'liler eylemde. Altın çıkartalım. CHP ve Marksist-Leninist yapı eylemde. Efendim nükleer yapalım. Yaptırmayız. Yine aynı şekilde Marksist-Leninist bir yapı. Dışarıdan kontrolü onlar eylemde. Ya arkadaş Avrupa'da 400'ün üzerinde nükleer santral var ya. Avrupa genelinde. Avrupalılar akılsız. Bizimkiler çok akıllı. Nükleer santral elektriğin fiyatını düşürür. Elektriğin fiyatının düşmesi demek sanayinin güçlenmesi demektir. Vatandaşın güçlenmesi demektir. Şimdi doğalgazdan elektrik ya doğalgaz fiyatı artınca ne oluyor? Mecbur bunun karşılanması lazım. %90'ı devlet süspanse etmesine rağmen böyle bir şey var. Onun için biz GES yapacağız, RES yapacağız, HES yapacağız, altınlarımızı çıkartacağız, gümüşümüzü çıkartacağız, demirimizi çıkartacağız, bu ülkeyi güçlendirmeye devam edeceğiz. Kim ne derse desin, Cumhuriyet Halk Partisi bugün Türkiye'nin önünde en büyük engeldir. Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin gelişmesini istemeyen bir siyasi partidir. Kimse kusura bakmasın. Onunla birlikte hareket edenler de bugün bu ülkeye yarar veren değil, zarar verenlerdir. Bu ülkenin geleceğini ipotek altına koymaya çalışanlardır. Evet, bizim eksiğimiz olmuştur, hatamız olmuştur. Biz onları düzelteceğiz. Bu millete hizmet etmeye devam edeceğiz. 18 yıldır, Gökhan Bey 18 yıldır ülkeyi öyle bir noktadan aldık ki, oradan aldık, çok iyi bir noktaya taşıdık. 2018'den sonra dünya ekonomisi bozulunca Türkiye'nin ekonomisi de bozuldu. Ne yapacaksın? Dünyada ekonomi bozuk. Tedarik zincirleri bozuldu. Bunlar bozulunca ekonomi ister istemez dalgalanıyor. Bunu toparlayacağız. Kimse merak etmez. Efendim şimdi ekonomiden bahsetmişken aslında biraz konuşalım isterim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayını işaret etti. Gerek ücretlilerin daha fazla ücret alması, gerek emeklilere daha fazla maaş ödenmesi noktasında Temmuz ayı için artık umutlandı insanlar. Ne bekliyor bizi Temmuz ayında ve bu ekonomik şartları önümüzdeki süreçte daha iyi hale getirebilecek miyiz? Evet, Allah'ın izniyle getireceğiz. Getirmeye de başladık. Şimdi biraz önceki bahsettiğim ülkelerle ilgili yine örnek vereceğim. Bu ülkelerin hiçbirinde 5 yıldır maaşlara zam olmamış. Almanya'da dahil. Şimdi biz Ocak ayında %30 zam yaptık mı Gökhan Bey? Allah izin verirse Temmuz ayında da %40 en az zam yapılacak.
%40'la beraber Temmuz ayında hem bizim emeklilerimiz hem de çalışanlarımız rahatlayacak. Bununla beraber tarım kesimini de rahatlatıyoruz. Asgari ücrette de bir zam asgari ücretle mu? İlgili şu anda bunu bizim söyleme şansımız yok. Nedeni şu Gökhan Bey. Tabii ki de benim gönlümden geçen asgari ücrette çok iyi bir fiyat olsun. Ama bunu sonuçta asgari ücreti veren Türkiye'de sanayici kesim. Türkiye'de asgari ücreti ödeyen üretim kesimi. O nedenle de işveren kesimi, işverenle konuşmadan bunu söyleme şansımız yok. Oturacaklar, işverenle de konuşulacak. Tabii ki de onların da maaşı yükselmesini istiyoruz. %50 zam yaptı zaten Cumhurbaşkanımız buna. İnşallah bunu daha da artıracağız. Fakat şu Gökhan Bey, bizim şu anda biliyorsunuz emeklilerimiz düşük maaş alanlar var. Bunun vebali bizde değil, bizden öncekilerin yaptığı yasalarda. Şu anda onları iyileştirmeye çalışıyoruz. Ve Allah'ın izniyle bu ülke belli bir miktarda da bunları sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Dediğim gibi %40'a yakın zam yapılacak. En az yapılacak zam. Bunların hepsini çalışma barışını sağlayabilmek için de adaletli bir şekilde bir dağılım yapılması lazım. Bu da sağlanmaya çalışıyor. İnşallah bunları da sağlayacağız. Ya Gökhan Bey, Allah lillah aşkına ya. Ya bu ülkede AK Parti iktidara gelene kadar evde bakım parası var mıydı? Engellilere bakım parası var mıydı? Engellileri sağa sola atıyorlardı. Şimdi hepsinin güzergine bir tarafa oturtuyorlar. Niye? Maaş alıyorlar ondan. Bunu AK Parti sağladı ya. Ya insan biraz vicdanlı olur bazı şeyleri söylerken. Bunların hepsini bu devlet tıkır tıkır ödüyor hiç aksatmadan. Efendim şu zamlanmış. Evet, o zamlandıysa, buğday zamlandıysa fındık da zamlanıyor. Ayçiçeği de zamlanıyor. Hepsi birbirine bağlantılı. Bu olacak arkadaşlar. Yani bunun başka bir çözümü biz de üretmeye çalışıyoruz. Bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bulduğumuz çözümleri de uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah daha da iyi olacak. Hiç kimse merak etmesin. Böyle şöyle demesin. Yani yok efendim şöyle gidiyor böyle. Yok abi biz daha da iyi yapacağız. Bu ülkeyi AK Parti daha iyi noktaya doğru götürecek. Götürüyoruz da. Son 4 dakikamız son sorum olacak. Türkiye-Yunanistan ilişkileri oldukça gergin durumda. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı Mitsotakis benim için yoktur dedi. Adaların son durumu konuşulmakta. Nereye varacak bu süreç? Şimdi muhalefet o konuda hiç sesini çıkartmıyor. Niye çıkartmıyor Gökhan Bey? Hiç konuşmuyorlar o konuyla ilgili. Bir tarafta PKK'ya arkadan destek oluyorlar. HDP üzerinden. Bir tarafta Suriye'de Esad'a destek oluyorlar. Arka bahçeden. Efendim öbür tarafa gidiyorsun. Kıbrıs'ta Rum kesimine destek oluyorlar arkadaşlar. Şimdi Yunanistan'a hiç ses çıkartmayarak onlara destek. Ya arkadaş çıkartın sesinizi. Adalar silahlanıyor. Efendim yok önceden. Kardeşim buna gerekirse Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız yarın öbür gün bir talimat verir. Ansızın bir işlem yapılır. Bu olacak çünkü ya oraları silahsızlandıracaklar ya da bunun gereği yapılacak. Tabii yıllar önce yapılan şeyler var. İsmet İnönü döneminde yapılanlar var. Kimse onları görmüyor, kimse onları söylemiyor. Adaları tamamen verdiler. Bunu veren İsmet İnönü'ydü yani. Bunun konuşulmuyor, kimse konuşmuyor şu anda. Tabii diğer taraftan bakıyorsun efendim. Bir taraftan barışmaya çalışıyoruz. Efendim dün işte kavga ediyorlardı, bugün niye barışıyorlar? Ya dün kavga ederim, bugün barışırım. Dün siyasetim onu gerektiriyordu, bugün bunu gerektiriyor. Benim normalde dış politikada düşmanlıklar ebedi değildir, dostluk da ebedi değildir. Düşmanlık da belli bir yere kadardır, dostluk da belli bir yere kadardır. Dostluk ebedi olmaz, düşmanlık da ebedi olmaz. Sonsuz bir düşmanlık olmaz, sonsuz bir dostluk da olmaz. Bunun bir gereği yeri vardır, oraya kadar gidilir. Onun için onu söylüyorum. Ben burada Gökhan Bey şunu söylemek istiyorum bir de. Arıcılarımızın şeker mevzu var. Geçen KİT komisyonunda bunu konuştum. Arıcılarımızla ilgili biliyorsunuz Arıcılar Birliği bize geldi. Dedi ki biz dedi biraz uğraştılar. Şeker alamayınca. Ben de KİT alt komisyon üyesiyim Türk Şeker'in. Ya vekilim Türk Şeker'den şeker alabilir miyiz? Gelin bakalım dedim. Gittik. İl başkanımızla beraber Türk Şeker'e gittik. 4 kilo şu ana kadar şeker aldık Türk Şeker'den. Yani kovan başı 4 kilogram. Tabii kovan başı 4 kilo. 100 kovanı varsa 400 kilo şeker aldık. Bu uygun şeker, ucuz şeker. Onu da söyleyeyim. Şeker her yerde var. Fiyatlar biraz yüksek ama Türk Şeker'de daha ucuz. Onun için Türk Şeker üzerinden arıcılarımızı destekleyelim dedik. Neticede belli bir miktar desteklettik.
Tabii yeterli mi? Değil. Ama Türkiye'de de şekeri dengeli şey yapmamız lazım. Şimdi orada da birileri stok yaptı. O stokçulara dedik ki tamam stok yaparsanız bir de biz de ithalatı açarız. 400 bin ton şeker ithal etmek üzere bir karar alındı. Aa efendim şeker ithalatı niye yapıyorsunuz? Yahu kardeşim piyasayı dengelemek için yapacağız. Adam piyasada eline stok yaptıysa ben zorla bunu stoğunu sat bunu piyasaya diyecek halimiz yok. Ceza kesiyoruz. Yine az tutanmıyor adam. Bu sefer daha çok tutuyor. Onun için de en önemli argümanlarımızdan biri ithal şeker. Sınırlı sayıda 400 bin ton şeker ithal etme kararı alındı. Neticede buna rağmen Türk Şeker'den ben en son görüştük dedim ki geçen toplantıda biz arıcılarımıza şeker vermemiz lazım. Şimdi Arıcılar Birliği var bizim burada. Biz onu biliyoruz. Bir de TAAP diye bir kurum kurulmuş. TAAP'ın ne olduğunu bilmiyorum. Ben görmedim hiç. Ziyaret etmediler. Dedim ki ya ben TAAP'ı falan bilmem. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili oradan eleştirdi. TAAP dedi ucuz şeker almış dağıtıyor dedi. Bir milletvekili aracılığıyla bir milletvekilimiz de suçladı. Onun üzerine ben dedim kardeşim ben TAAP'ı mağabı tanımam. TAAP mağabı bilmem. Çünkü öyle bir şey yok duymadım. Burada bizim şey var Arıcılar Birliği var onu bilirim. Ordu'da da %90 arıcılar ordulu. En çok arıcı da orada Türkiye'de. Arıcılar Birliği'miz de var burada. Arıcılık Araştırma Merkezimiz de var. Bunlarla dedim ki bunlara şeker verilmeye devam edilmesi lazım. Çünkü arı sadece bal yapmıyor. Arı doğadaki döllenmeyi de sağlıyor. Yani gıdanın mesela salatalığın, domatesin verimin artmasına vesile oluyor. Bunu da sağladığı için hatta işçi arılar vardır Antalya bölgesinde. Seralarda onları kullanırlar. Onları da bizim Arıcılar Birliği burada. Onlar da arıcılık araştırma. Onlar da bunu yetiştiriyorlar şu anda. Dışarıdan alırmışız onu. Onlar da arının domates seralarına, salatalık seralarına bunları gönderiyorlar. Orada onun verimin artmasını sağlıyor. Arının böyle bir görevi de var. Onun için bunları söyledik. Dedik ki biz şeker istiyoruz. Yani arıcılarımıza Tarım İl Müdürlükleri üzerinden ne Arıcılar Birliği ne TAAP onlara vermeyin. Tarım İl Müdürlüklerimiz var. Çiftçi kayıt sistemine göre kimin kaç petek arısı olduğu yazılı. Onun üzerinden insanlara şeker verin ucuz şeker ki onları destekleyelim. Konuştuk orada. Tamam dediler. Bugün de aradılar. Ben buradan o müjdeyi de vereyim. 4 kilo, 3 kilo dediler. 3 kiloya razı olmadım. Şu anda 4 kilo daha arıcılarımıza şeker verilecek. Tarım İl Müdürlükleri üzerinden. Kovan başı 4 kilo. Yani bu şekilde bir destek daha sağlamış olacağız. Yaklaşık 100 arası olan 400 kilo. İşte 500 arası olan. Kovanı olan. 2 ton. Kovanı pardon. Evet kovanı düzeltiyorsun. Biz tabii şey kovana atlıyoruz bazen unutuyoruz. 4500 kovanı olanı ona göre de 4 kilo ile 2000 ton, 2 ton şeker veriliyor. Bu şekilde arıcılarımıza destek olmuş olacağız. İnşallah onlar da önümüzdeki günlerde bunu da almış olacaklar. Elbette ki gönül ister ki bu durumlara düşmeyelim. Ama dünya genelinde yaşanan bir kriz var. Bu krizi kimse tahmin edemiyordu. Rusya-Ukrayna'sında savaşı kimse tahmin etmiyordu. Olmaz diyordu yani Avrupa'nın göbeğinde. Yani böyle bir savaş çıkmaz deniliyordu. Her zaman bunlar saldırdıkları yer belliydi. Müslüman ülkelere genelde saldırıyorlardı ama ilk defa kendi aralarında bir savaş çıktı. Ciddi manada bir insan vefatıyla karşı karşıyayız. O da doğru değil. Yani savaşlar olmaması lazım. Dünyada hiçbir savaşı tasvip etmiyorum. Ne olursa olsun hiçbir savaş olmaması lazım. İnsanlar yerini yurdunu terk etmemesi lazım. Bugün Suriye'den Türkiye'ye gelen insanlar çok hoşnut değil, öyle değil. Yani onlarla ilgili de Allah izin verirse geri gitmeye başlayacak. Ya bunlar da olacak. Öyle hepsi burada kalacak diye bir şey yok. Zaten Cumhurbaşkanımız açıkladı. 300-400 bine yakın birket ev yapılıyor. Bunlar o evlere geri dönecekler. Yani öyle muhalefetin dediği gibi falan da değil. Herkes bir sosyal medya üzerinden yalan uyduruyor. Onun peşinden takılıyor, devam ediyor. Muhalefet şunu söylemesi lazım. Televizyona çıkıp benim ekonomiyle ilgili önerim şunlar. Benim şeyle ilgili bu göç meselesi, Suriyelilerle ilgili çözüm önerim şu. Benim efendim Afganistan'la ilgili çözüm önerim şu. Benim efendim arıcılıkla ilgili çözüm önerim şu. Fındıkla ilgili bu, buğdayla ilgili bu. Bunu söylemesi lazım. Ayçiçekle ilgili bu. Bunları söylemesi gerekirken bunların hiçbirini çünkü çözüm önerileri yok Gökhan Bey. Bunların hepsini biz zaten uygulamaya çalışıyoruz. Söyleyecek bir şey yok. Şimdi fındıkla ilgili muhalefet edecekler bir alan kalmadı. Sağda solda yalandan uyduruyorlar. Yok ben
41 lira olacak demişim fındığı. Ben öyle bir şey demedim kardeşim. Temo 41'e sattı, onun altında olmaz dedim. Onun üzerinde olacak. Onu söyledim. Şimdi 44'e sattı, 44'ün üzerinde olacak. Onun altında olma şansı yok. Onları söyledik. Ama herkes bir şey uyduruyor. Biz Allah'ın izniyle AK Parti olarak yolumuza güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Bugün il teşkilatımızda bir aradaydık. İlçeleri gezdik. Hani arkadaşlar diyor ya, bir tanesi diyor ki işte Seyit Bey demiş. Efendim orada hiç görmüyoruz. Ben Seyit Bey'i görmüyorum orada. Seyit Bey orduya falan geldiği yok. Orduda olduğu yok. Orada gören yok. İşte yılda bir defa geliyor. Şimdi onu söylüyor. Ben her gün oradayım. Her gün. Her bir hafta sonu oradayım. 12 ilçe gezdiniz, biz de şahitiz. Tabii ilçe ilçe geziyorum. Şimdi diğer arkadaş da aynısını söylüyor. Sayın Engin Yurt da aynısını. Ya arkadaş siz yapılanlara bir görün ya. Görmezsiniz ki. Görmezler, duymazlar, anlamazlar. Başka bir şey yok onları. Onlar bu şekilde devam etsin. Biz hizmet etmeye devam edeceğiz. Bilen var, gören var. Allah razı olsun diyen bir sürü insanımız var. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Efendim olmadık talepte bulunuyorlar Gökhan Bey. Olmayacak talepte bulunuyor. Olmayınca hemen sosyal medyadan hakaret. Ya kardeşim bu talebin olma şansı yok. Olma şansı olmayan talep iş benim çocuğuma. Ya arkadaş öyle bir şey olur mu? Bir yerde bir şey olur, yardımcı oluruz. Bunları yapılmayınca hemen hakaret. Hemen hakaret. Böyle bir dünya olmaz ya. Ayıp diye bir şey var. Sosyal medyadan hakaret ediyorsun. Mahkemeye gidiyor, ondan sonra sıkıntı oluyor. Benim belediye başkanıma da hakaret ediyor. Sen nesin kardeşim? Senin görevin, görevin yap. Sen müdürlüğün yap. Belediye başkanını sokakta eleştirmek sana mı düştü? Böyle bir şey olabilir mi? Bunu eleştiriyor. Ondan sonra gereği yapılıyor. Oo, ortalık efendim niye aldınız şöyle? Ya arkadaş herkes kendi işini yapacak. Ben milletvekiliyim, milletvekilini yapacağım. Sen müdürsün, müdürlüğün yapacaksın. Öbürü belediye başkanı, belediye başkanlığı yapacak. Onun için konuşulacak çok şey var Gökhan Bey. Yani orduya dair toparlayacağız, daha iyi olacağız, daha iyi güzel günlere doğru devam edeceğiz. Biz birlik ve beraberlik içerisinde kim ne derse yok efendim kavga, ne kavgası kardeşim? Bizde kavga yok. Herkes kendine baksın. Aynayı kendine çevirsin. Aynayı kendine tutsun herkes. Biz bir dava hareketiyiz. Elbette içerimizde sıkıntı olabilir. Bizde aile arasında problem oluyor. Yani elbette bazı şeyler olur. Bizim kendi ailemiz içerisinde onlar. Efendim şimdi tutuyorlar. Kendi içlerindeki kavgayı görmezden gelip güya kavga var şeyiyle kendi kavgalarını kapatmaya çalışıyorlar. Öyle bir şey yok. Biz gayet iyiyiz Allah'ın izniyle. Birlik ve beraberlik içerisinde 2023'e de gideceğiz. 2023'te de zaferle çıkacağız. Hiç kimse bundan endişe etmesin. AK Parti güçlü bir siyasi parti. Cumhurbaşkanımız güçlü bir lider. Cumhurbaşkanımızın karşısında lider yok. Onun için de bir araya geldiler. Hiçbirinden bir alt olmadığı için altımız bir araya gelelim, öyle duruş sergilerim dediler. O da olmuyor. Onu da kabul etmiyor millet. Çünkü millet lider arıyor, lider. Adam gibi lider. Dik duran, doğru söyleyen, düz yürüyen lider arıyor. O da Recep Tayyip Erdoğan. Dik duran, doğru söyleyen, düz yürüyen Recep Tayyip Erdoğan. Onun için de millet o liderin arkasında. Hiç kimse endişe etmesin. Biz de hep beraber arkasındayız ve Allah'ın izniyle bu tende olduğu sürece Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte siyasetimizi yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkürler değerlendirmeler sebebiyle. Efendim AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu uyarladık. Hem ordu gündemini hem ülke gündemini konuştuk. Fındıkla alakalı Temmuz sonu Ağustos ayı başını işaret etti. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu zaman zarfında çıkacağını ifade etti. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın önümüzdeki günlerde orduya geleceğini söyledi. Bir başka gündem özelde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.